Yüzde kar zarar problemlerinden devam ediyoruz. Şekilde A ve B terazileri hatalı ölçüm yapmaktadır. A terazisi 16 kilogram ölçülen bir cismin, B terazisinde 30 kilogram ölçülüyor. Her bir ölçüm A terazisinin %20 eksik. A terazisinin %20 eksik gösteriyormuş. %20 eksik. B terazisini yüzde kaç fazla ölçmektedir? Yüzde kaç fazla ölçmektedir? Evet. Şimdi %20 eksik ölçüyor. Şimdi yani %80 ölçüyor demek değil mi? Hocamız şu şekilde çözmüş ve o yöntem çok hoşuma gitti. Hem daha pratik. Yani %20 eksik ölçüyor demek, %80 ölçüyor demek. Yani bu da 16 ölçüyor. Bu 30 ölçüyor. Bu da burası %80 ölçüyor. Peki bu yüzde kaç ölçer? Soru işareti. Yaptığımızda 80 çarpı 30 bölü 16'dan 150 çıktı. Yani burası da %150 ölçüyor. Yani yüzde kaç fazla ölçüyor? %50 fazla ölçüyor. Cevabımız E seçeneği olur. Ben bunu diğer yöntemden nasıl yapıyordum? Bir tık daha uzun olan yöntem. İşte A terazide %20 ise 16'da ne kadar eksik ölçer diye hesaplıyordum. Ondan sonra da işte 16'da işte 30 ölçmüş ya. Bunu uygulayarak o şekilde yapıyordum. Yani bir tık daha uzun oluyordu. Ama bu yöntem basit. Bunu anlamalıyız gitgide. Bak, bu ölçtüğü kısım 16 kilogram, 16 kilogram ölçüyor. Burası %80 hatalı ölçüyor. Burası ne? 30 ölçüyor. Burası acaba ne kadar ölçer diye oranlıyoruz. Neyse, diğer soruya geçelim. Kare şeklindeki bir bahçenin her bir kenarı %20 arttırılıyor. Şimdi bahçemizin kenarını 10-10 desek, %20 arttırılırsa 12-12 olur. Bahçenin alanı yüzde kaç artar? 10 kere 10, 100, 12, 12, 144. Yüzken 144 olmuş. Yüzde kaç artmış? Yüzde 44 artmış. Cevabımız C seçeneği. Evet. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı %20 arttırılıyor. Uzun kenarı %20 arttırılıyor. 12 oldu mesela. Kısa kenarı %30 düşürülüyor. %30 düşürmek demek 7 oluyor. Tarlanın alanındaki değişim. Şimdi tarlanın alanı burada 100. Burada kaç oluyor? 84. Ne oldu? %16 azalmış değil mi? Yüzgen 16 azalmış. Cevabımız D seçeneği. 13 Denizli. Bir bahçede yer alan dikdörtgen şeklindeki mısır ekimi %50 oranında %50 oranında büyümek demek, %50 oranında büyümek demek yüzgen 150 olsun demek değil mi? Burası da 10-10 olsun. Tamam. Yüzgen 150 olsun istiyoruz. Uzun kenarı %20 artırılıyor. 12. Kısa kenarı yüzde kaç artmalıdır? X. 12 çarpı x eşittir 150 olsun istiyoruz. 150'yi 12'ye böldüğümüzde 3'e böldük. 3'e böldük. 50. 3'e böldük. 4. 25 bölü 2 oluyor değil mi? Yani 25 bölü 2 de 12,5 eder. Burası 12,5. 10'da 2,5 artmış. Değil mi? Yüzde kaç artar? %25 artar. Cevabımız Bursa. Bir inşaat ustası 8 saat çalışacağı bir gün içinde önceden program hazırlamıştır. Önce sürenin %25'ini altı çekmeye, kalan sürenin tamamını fayans döşeyecek şekilde plan yapmıştır. Altı çekmek için planladığı sürenin %76'sını kullanarak altı işini bitirmiş ve kalan tüm sürenin fayans döşerek geçirmiştir. Buna göre fayans için planladığı yüzde kaç daha fazla süre ayırmıştır planladığından yüzde kaç? Şimdi bize yüzde sorduğuna göre bu 8 saat yerine herhangi bir değer verebiliriz. Hani işimizi kolaylaştıracak. Yüz verelim. Çünkü yüzde sormuş. Yüzde oran sorularında bu fark etmiyor biliyoruz ki. Şimdi bizi fayans ustamız, mesela inşaat ustamız 100 saat çalışmış olsun.
Bu 100 saatin 25 saatini altı çekmek, 75 saatinde işte ne diyor? Fayans döşemek, altı çekmek. Altı çekmek için planladığı sürenin %76'sını kullanıyor. 25'in %76'sı kaç ediyor? 19. Yani 19 saatini kullanıyor. 6 saatini kullanmıyor. O 6 saatini fayansa veriyor. 75 artı 6. Yani 75 saat kullanacakken 6 saat fazla kullanıyor, değil mi? Fayans için planladığı sürenin yüzde kaç fazla süre aramıştır? 75 saat planlıyorken 6 saat fazla kullanıyor. 100 saat planlarsa kaç yüzdelik sorduğu için bize kaç fazla süre arttırmış? 600 bölü 75'te 8 çıkar. Cevabımız Bursa. Bir kışlada yüzbaşı az teğmen ve çavuşların toplam sayısı 120'dir. Çavuşların sayısı yüzbaşı ve az teğmenin toplamının yarısına eşittir. Toplam 120 idi. Bu bunun yarısına eşitse buna 60, burası 60 kalır. Ben birini eksi dersem diğeri de 60 eksi x olur burası da. Tamam, devam edelim. Yüzbaşıların %30'u. X demeyeyim en iyisi, şöyle yapalım. Yüzbaşıya 100x, 10x diyeyim hatta. As demede 10 yiyelim, tamam mı? 10x artı 10 yiyenin 60 olduğunu biliyorum. Bu burada dursun. Evet. Yüzbaşıların %30'u 3x yapar. As demelerin %50'si 5y yapar. Çavuşların %15'i 15 bölü 100. Bu gitti. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 3. 3, 9. 9'u 9 kişi de bu yapar. Nöbete kalmış. Nöbete kalanlar 35 kişi. 35'ten 9 çıkarsa 3x artı 5y kaç olur? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 kalıyor değil mi? 26 oluyor. X artı y'nin de ben şu başta her tarafına böldüm. 6 olduğunu biliyorum. Eksi 3 ile çarpalım. 2y eşittir. 8 y buradan 4 çıkıyor. 40 kişi. Y 4 çıkıyor. Aslı hemen toplam 40 kişi varmış demek. Kaç aslı hemen nöbete kalmıştır diyor. %50'si nöbete kalmıştı. 20 kişi yani. Cevabımız A seçeneği. Bakıyorum doğru. Bu videodaki son sorumuza bakalım. Bir hayvanat bahçesinde aslan, kaplan ve sırtlan olmak üzere 3 çeşit hayvan vardır. Bu hayvanlarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Hayvanların %60'ı aslan, %30'u kaplan, geriye kalanı sırtlan. Kaplanların %80'i sırtlan, %40'ı erkek. Erkek aslanların sayısı hayvanat bahçesindeki toplam erkek hayvanlarının %30'unu oluşturuyor. Buna göre hayvanat bahçesindeki hayvanların yüzde kaçı dişidir? Şimdi bu tip çok verili olan sorularda tablo yapmayı öneriyor hocamız. Ben tablo yapmadan çözüyordum böyle rastgele. İnayeni işlemleri uyguluyordum da. Ya aslında bir tık daha belki uzun süredir tablo yaparak daha basit. Tablo yapalım o yüzden. Ne diyor? Aslan diyor. Aslan. Nereye yazalım? Tamam, buraya yazalım. Aslan diyor. Küçük bir tablo oldu. Kaplan diyor. Bir de sırtlan diyor. Şöyle. Tamam. Sonra bir de ne diyor? Erkek diyor. Dişi diyor. Tamam mı? Ben oran 100 soruyor yine. Ben bütün hayvanların sayısına 100k diyeceğim. Tamam mı? Hatta 100 diyeyim direkt. K'ya da boşver. Ne diyor? Hayvanların %60'ı aslan. %60'ı aslan. Yani şu ikisinin toplamı aslan 60. Şöyle toplamları şöyle yazayım. Demek ki şu kaplanla sırtlan şuraların toplamı da 40 olacak. Sonra aslan %30'u kaplan. Şurası 30 kaplan. Geriye kalan da sırtlandır. Şurası da sırtlan. Şu 40'ı silelim. Tamam. Kaplanların %80'i 24
24'ü erkek, 6'sı dişi oluyor. Sırtlanların da %40'ı, yani 4'ü erkek, 6'sı dişi. Dişiymiş. Erkek aslanların sayısı, şuradakiler X olsun mesela, erkek aslan. Erkek aslanların sayısı, hayvanat bahçedeki toplam erkek hayvanlarının, hayvanat bahçesindeki toplam erkek hayvanlarının %30'unu oluşturmaktadır. Şimdi bu X, yani erkek aslan sayısı, bu X dediğimiz yapı %30'unu oluşturuyormuş. Hayvanat bahçesindeki toplam erkeklerin sayısının. Toplam erkek hayvanlarının sayısının %30'unu oluşturuyormuş. Burası %30'unu oluşturuyorsa şu kısımda demek ki toplam %30'unu oluşturuyorsa şu kısımda %70'ini oluşturur. Yani şu 28 erkekte %70'ini oluşturur. Hocamız böyle çözdü. Bunun mantığını anlamaya çalışıyorum. Ben bir tık daha uzun yoldan çözüyordum. Şimdi doğru orantı kuralım. 70 çarpı x eşittir 28 çarpı 30. X burada 12 çıktı. Bize neyi soruyor? Hayvanların yüzde kaçı dişidir? Şimdi 12 ise burada 48'i dişi olur aslanların. 48 artı 6 kaç oluyor? 48 60. 60 tane dişi var. %60'ı dişi oluyor. Yani hayvanat bahçesinde toplam 100 hayvan vardı. 60 tanesi dişi. Cevabımız Denizli. Evet, bu videomuzda bu kadar. Görüşmek üzere.